Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar. Öncelikle ben de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına sevgi, saygı, özlem ve minnetle kendisini bir kez daha alıyorum. 2025 yılı bütçesi, bakanlığın bütçesi, evet, tek sayfa olarak önümüzde duruyor. 219 milyar liralık bir bütçe rakamı. Şimdi konuşmama şöyle başlayacağım. 6 Şubat depreminden hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan sunumlarda bize 650 bin konutu bir yıl içinde tamamlanacak. Sonra bunun gerçekleşme ihtimali olmadı ortaya çıkınca da bir yıl içinde 330 bin konutun tamamlanacağı söylendi. Şimdi rakamlara, isterseniz rakamlarla gidelim. Hatay depremin en çok vurdu ve 254 bin konutun yıkıldığı Hatay'da bugüne kadar 26 Ekim tarihine kadar teslim edilen konut sayısı 26 bin, oranı %10.33. 20 ayının sonunda geldiğimiz rakam bu. Burada ekranda da bütün illerin rakamları var. Bazı illerde rakamlar, oranlar yüksek gözüküyor. Gaziantep, Kilis. Sayın Bakan, siz de biliyorsunuz ki bunların büyük bir çoğunluğu depremden önce başlamış olan projelerin deprem konutuna dönüştürmesi dolayısıyla meydana gelen oranlar. Peki 2023 yılının Şubat'ının 22'sinde yaptığınız ilk ihalede neydi maliyetler? 1 milyon 400 bin TL 3 artı 1 konut maliyeti. Şimdi maliyetler kaça çıktı? 4 milyon TL. Bütçenizde 219 milyar. Peki bu bütçeyle, bu rakamlarla söz konusu binaların bitirilmeyeceğini çok açık olarak 2 çarpı 2, 4 etmesi gibi çok açık. O nedenle öncelikli olarak topluma gerçeği söylemek gerekiyor. Yüksek maliyetler, yüksek maliyetlerden kaynaklanan üretim daralmalarının temel sebebi siz değilsiniz. Ama sizin de oluşan enflasyon dolayısıyla istediğiniz yatırımı yapmama dolayısıyla hazineye gidip ek kaynak alma şansınız da yok. Çünkü enflasyonu aşağıya çekmek için bir yanlış politikayı 18 ay bir ülkeye dayatan bir yönetim anlayışı hala o günden bugüne enflasyonu 38'de aldı, 48'e getirdi ama ülkedeki yatırımların tamamını durdurdu. Deprem yatırımlarının dışındaki pek çok yatırımla ilgili Cumhurbaşkanı kararınız var. Ne dediniz? %60 seviyesine gelmeyen yatırımlara başlanmayacak. Başlanmış olan yatırımlara ödenek aktarılmayacak. Şimdi ben buradan sormak istiyorum. Adıyaman'a, Malatya'ya, Maraş'a, bu bütçe rakamlarıyla sizin depremden mağdur olmuş insanların konut sorunu çözebilmeniz için lazım olan süre 10 yıl. Rakam burada. Benden daha hesap uzmanları var. Rakam burada. Şimdi yıl sonunda 200 bin rakamını verdiniz. Şimdi bir kurnazlık yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki yıl sonuna kadar 200 bin konut ve iş yeri vereceğiz. Şimdi konuttu, içine iş yerleri de dahil edilerek rakam güncellenmeye çalışıyor. Burada çıkın deyin ki ülkedeki yüksek enflasyonun sebebi ben değilim. Ülkedeki hayat pahalılığı, ülkedeki kötü ekonomik politikanın sorumlusu bakanlığım olmadığı için oluşan yüksek maliyetlerden dolayı bütçe hedeflerimi tutturamıyorum deyip o zaman biz de diyelim ki evet, ülke yanlış yönetiliyor. Ülke ekonomik olarak yanlış yönetildiğini söyleyelim. Şimdi bakanlığınız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Çevreyle ilgili İzmir ve İzmit dışında bir şeyden bahsetmediniz. Mesela Gaziemir'den bahsetmediniz. Ekovar şirketi tarafından yapılan çalışmalarda ortaya çıkan atıklarla ilgili hiçbir şey söylemediniz. Sizin döneminizde, daha bu dönem, bu bütçe dönemi içinde yani İliç'te 9 insanımız öldü. Balıkların ölümüne üzüldünüz de 9 tane insan ölümüne üzülme konusunda bir tek cümle söylemek plan bütçe komisyonunda neden aklınıza gelmedi? Üstelik siz ÇED raporunun imzası olan bakansınız. Üstelik birilerinde sorumlusunuz. Normal arkadaşlarımız söyledi. Demokratik ülkelerde bu tür büyük çevre felaketlerinin bırakın altında imza olmayı döneminde yapılmış olması bile bir siyasetçinin siyaseti tümüyle terk etmesi anlamına gelir. Bir başka önemli konu, ona başka arkadaşlarımız girecek. İzmit Körfezi'nin temizlenmesiyle ilgili. Liman var, dershaneler var, sanayi tesisleri var, evsel atıklar var. Bununla ilgili bir proje geliştirdiniz. Bakanlık buraya
904 milyon liralık bir kaynak ayırdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 800 milyonluk bir kaynak ayırdı. Çalışmalar başladı. Hak edişleri yapıyorsunuz. E peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdiğiniz İzmir Körfezi ile ilgili bütçe rakamlarınız içinde ne var? Bir şey görmedik. Koydunuz mu? Yani buradaki temel sorun şu. Limanları istediğiniz firmaya veriyorsunuz. Limanlarınızı yandaş tek 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 dağıtıyorsunuz. Limanların yarattığı kirliliğin bedelini limanları işletenlere kesmiyorsunuz. Sadece evsel atıklardan kaynaklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kanalizasyon şebekesiyle yağmur suyu şebekesinin tek hat üzerinde olması yeni bir şey mi? Ama biz biliyoruz ki %75'e yakın oranda bu yenilenme yapıldı. İleri biyolojik arıtma tesisleri yapılıyor. Bunlar devam ediyor. Ama bunlar tek başına İzmir Körfezi'nin temizlenmesine yetmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Burada arkadaşlarımızın söylediği gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak sizin doğrudan doğruya meselenin başına geçerek sorunun bütün paydaşları tarafından çözümü konusunda bir proje geliştirmeniz lazım. Kaynak üretmeniz lazım. Yerli ya da yabancı uzun vadeli kredi kaynaklarının kullanılmasını çözmeniz gerekir. Ormanlarla ilgili, bakın bugün milletvekili arkadaşlarımız Kaz Dağları'nda. Kaz Dağları'nda maden arama şirketine verdiğiniz izinler dolayısıyla orada eyleme gitti arkadaşlarımız. Bakansınız, çevre bakanısınız. Bakanınızın bir boyutu doğrudan doğruya çevreyi ilgilenen konularla ilgili çözümler üretmek. Hiç, buralarda hiç yoksunuz. Hiçbir cümle söylemediniz. Türkiye'deki vahşi madencilik konusunda, kıyılarımızda beton, bakın orman alanlarımız özel bir yasayla turizm amacına açıldı. Sesinizi çıkarmadınız. Muğla'da pek çok körfezde devasa otel inşaatları devam ediyor. Hiç bu konularla ilgili en ufak bir tepki ortaya koymadınız. Bu konularla ilgili de maalesef iktidarınız döneminde, özellikle de bakanlığınız döneminde Türkiye'de kamusal alanlardaki yağmanın en yüksek seviyede olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Bir başka olay, kentsel dönüşüm bütçesi 136 milyar. Değerli arkadaşlar, bütün dünyada kentsel dönüşüm çalışmaları şehrin değerli arazilerinin elde edilecek olan rantın sosyal konut projelerinin dönüştürülmesinde aktarılır. Yani siz İstanbul gibi, Ankara gibi merkezi şehirlerdeki kimi donat alanlarınızı, kamu alanlarınızı imar açtığınız zaman buradan elde ettiğiniz gelirlerle o zaman konuta ulaşma şansı olmayan ya da kiralık konuta ulaşma şansı olmayan yurttaşların barınma sorununu çözmek için kaynak ayırırsınız. Şimdi ben soruyorum size. Sarıyer'deki 1453 askeri alanları imar açtınız. Ne elde ettiniz orada? Tuzla'yı açtınız. Maltepe'yi açtınız. Orhanlı'yı açtınız. Sadece İstanbul için söylüyorum. Bir şirkete veriyorsunuz. 5 milyar lira kaynak şirketin cebine gidiyor. Başka bir alanı veriyorsunuz. Projeler eliyle itiyor. 10 milyarlarca liralık rant kaynağı doğrudan bir yanda şirketin cebine gidiyor. Buradan elde edilen gelirleri siz doğrudan doğruya kaynak olarak ayıramadığınızda o zaman dönüyorsunuz, projeleriniz gerçekleşmiyor. Sormak istiyorum, ne oldu ilk evin projesi? Kaç yıl oldu? Sizin bakanınız döneminde başladı, 5 yıl önce. 100 bin kişiye ev olmayanlara konut verecektiniz. Hem de faizsizdi. Ne oldu? Hiçbir tek cümle etmediniz, tek cümle. Tek cümle etmediniz. Yüksek maliyetler dolayısıyla insanlar inim inim inliyorlar. İnim inim inliyorlar. Mesela Tuzla'daki TOKİ mağdurlarından hiç bahsetmediniz. Tuzla'da TOKİ mağdurlarının sorunu sizin sorunuz değil mi? Yani Büyükşehir Belediyesi Kiptaş konutlarını sabit fiyatla yapıyor. Yurttaşlara 300 bin lira 700 bin lira arasında ücretle uzun vadeli 10 yıl vadeli ödüyor. Teslim ediyor. Sizin TOKİ konutları orada hala yarım yamalak bekliyor. Üstelik enflasyon memur maaş artışları oranında bir değerlendirmeyle gidiyorsunuz. Şimdi bir başka şey. Tabii ona girersiniz. Gelelim şu Esenyurt'a. Şimdi Sayın Bakan toplarken dedi ki kopları dedi başka yerlere aktaracağız. Esenyurt'a gidiyor musunuz bilmiyorum. Ben dün oradaydım. Şimdi Esenyurt'ta iki tane mahalle var. Mehmet Akif Mahallesi. Ve Mehter Çeşme Mahallesi.
Değerli milletvekili arkadaşlar, bu iki mahallede 80 bin insan yaşıyor. 80 bin insanın yaşadığı bir iki mahalleden bahsediyorum. Okul sayısı 0. Kreş sayısı 0. Sağlık tesis sayısı 0. Aile hekimliği merkezi 0. Neden? Çünkü donat alanlarını başka yere kaydırıp buradaki donat alanlarını imaraştığınız için. Buradaki imar açtığınız donat alanlarına 10 katlı yerlere 30 katlı imar yasa dışı ruhsat veren belediye başkanlarına göz yumduğunuz için plan nüfusu 30 bin olması gereken yerde 80 bin insan yaşamaya başlayınca koplar ve doplar da bölgenin dışına götürüldüğünde şimdi Sayın Bakan'ın önerisi üzerinden gidelim. Bu mahallede 80 bin kişi var. Donat alanımız okul. Okul alanımız yok. Okulu imar açtık. Bunu gittik başka bir yere transfer ettik. Peki çocukları ne yapacaksınız? Ne yapacaksınız çocukları? Böyle nasıl anlayabiliyorsunuz? Çocukları ne yapacaksınız? Yaşlıları ne yapacaksınız? Sağlık tesisine nasıl götüreceksiniz? Yani Anadolu'da yaptığınız gibi köylerdeki taşımalı eğitim gibi şehirlerin merkezinde de kopları ve dopları başka yerlere götürerek yani siz insanları lütfen, lütfen. Siz söz hakkı verecek misiniz Sayın Bakanım? Zaten şimdi bu Esenyurt'u çok konuşacağız. Çünkü bu Esenyurt meselesinin altında yatan hukuki bir soruşturmanın çok da ötesinde Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yolsuzluk, rant ve kent suçlarının olduğu bir şehir olmasıdır. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Siz bunu çok iyi biliyorsunuz. Şimdi Esenyurt'ta plan nüfusu ne? 500 bin. 500 bin plan nüfusu var. Nüfus ne şu anda? 1.400.000. Peki bu nüfusa lazım olan donatı var mı? Yok. Peki başka ne var? Sayın Bakan, siz Çevre Şehircilik Bakanısınız. Esenyurt kent mağdurları diye bir biliyorsunuz değil mi? 30 bin aile. Sizin doğrudan sorumlunuz alanında. 30 bin aile gitmiş daire almış bu binalardan. Bu binalardan daire almış. Bu binalardan da aslında projeye göre bunlar 50 kat daha yukarıda. Olmayan katlardan daireler satılmış. Ya da bu binada 4 daire var. Bir katta 8 daire üzerinden kat irtifakları kurulmuş. Bu insanlara daireler satılmış. Ya da bu binaların büyük bir çoğunluğu tamamlanmamış, yarım kalmış. Ya da o günlerde FETÖ'cülere imar hakları çok rahat veriliyordu. Bugün FETÖ'cü olduğu için yurt dışına kaçmış olan pek çok inşaat şirketinin başladığı ve yarım kalmış olan inşaatlar dolayısıyla mağdur olan insanlar var. Peki siz geçmiş dönemde de bakandınız. 30 bin Esenyurt konut mağduru. 150 binden fazla insanı ilgilendiren bir konuyla ilgili kaynak, bütçe, ödenek ya da başka bir çözüm getirdiniz mi? Bu konularla ilgili bir şeyiniz var mı? Bakın diyorsunuz ki ben Esenler'de 50 bin konut yapacağız. O zaman madem ki buralarda mağdur olmuş insanlar var, bu insanların mağduriyetini gidermek için Esenler'deki 10 küsür milyon metrekarelik asker alan imar açılırken neden bunu bir plan bütün içinde değerlendirip İstanbul'un batı yakasındaki sorunu çözme konusunda bir bütüncül yaklaşım ortaya koymadınız? Çünkü koyamazsınız. Burada sizin de elinizi kolunuzu bağlayan kimi uygulamalar var. Başka bir konu şu. Esenyurt açmışken buna cevap vermek zorundayım. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 9 gün önce Esenyurt Belediye Başkanımız gözaltına alındı. Alındığı gün tutuklandı. Ertesi o gecede bir kaymakam vali yardımcına terfi ettirilerek ertesinde de kayyum atandı. Bir, siyasetin hesabını siyaset görür. Siyasetçinin hesabını millet görür. Şimdi milletin gördüğü bir hesabı, milletin sandıkta gördüğü bir hesabı şimdi siz yargı yoluyla düzeltmenin arayışları içindesiniz. Bir itiraz dilekçesi veriyoruz. Değerli arkadaşlar, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi veriyoruz. Belediye başkanı ile ilgili. Gereği düşünüldü. Her ne kadar şüphenin üzerine atılı suçlarla ilgili belge bilgiye ulaşılmasa da, her ne kadar Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde atılan sloganların başkanla ilişkisi olmasa da, her ne kadar tartışma olmakla birlikte bir an için örgütsel faaliyet olarak değerlendirilmeyeceği düşünülse bile tanık koruma kanunun 9.8 maddesine göre gizli tanık beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı göz önüne alınsa bile tutuklunun devamına. Ya nasıl bir şey bu? Ya nasıl bir hukuk bu ya? İçinizde avukatlar var yani. Belgeler gerçek değil.
İddialar gerçek değil. 9'a 8 maddesine göre gizli tanık tek başına ifadesi tutuklanmak için gerekli ve yeterli delil olmamasına rağmen tutukluluğun devamına karar veriliyor. 6 günde hazırladığımız 100 küsur sayfadan fazla itiraz dilekçesi açma kapamayla reddediliyor. Esenyurt meselesinin üzerinde çok duracağız. Esenyurt dediğim gibi İstanbul'da ve Türkiye'de kent suçları müzesi olacak kadar bir dönem bir siyasal iktidarın siyasetin finansmanını merkezine koyacak kadar önemli bir yapıdır. Şimdi değerli milletvekillerine sormak istiyorum. Gidin Esenyurt'a. Esenyurt'taki belediyeye ait olan bir araziye bir belediye binası yapılmış. Altında otopark, çarşılar, yanında da Esenyurt Üniversite binası var. Kat karşılığı yapılmış. Esenyurt Üniversite binasının kime ait olduğunu Sayın Bakan çok iyi biliyor. Küçücük bir belediye binası, devasa bir üniversite binası ve bütün çarşılar, dükkanlar da müteahhite verilmiş. Ne yaptınız? Ne işlem yaptınız? Kamunun mallarını korumak adından, milletin fakir fukaranın hakkını korumak adı altında buralarla ilgili ne yaptınız? İşte geldiğimiz noktada bir hukuki bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu sıkı takip edeceğiz. Ama Esenyurt meselesini sadece bir soruşturma ya da terörle iltisaklı bir belediye başkanı iddiasıyla görevden alma değil, aynı zamanda Esenyurt'ta yaratılmış olan bu kente ilişkin bütün imar suçlarının, kent suçlarının gizlenmesine dönük ve gelecekteki bitirilmemiş, tamamlanmamış, yarım kalmış işlerin tamamlamasına dönük bir uygulamadır. Başka bir soru da. Değerli arkadaşlar, siz o halde bir yasa çıkardınız. FETÖ'cü belediyeleri, FETÖ'cü kurumları, FETÖ'cü yapıları ortadan kaldırmak için. Şimdi siz bir belediye başkanı suçlu olduğunda onu görevden alabilirsiniz. Soruşturmanın selameti açısından açığa alabilirsiniz. Peki seçilmiş olan belediye meclis üyelerinin görev yapması neden engelliyorsunuz? Daha da ilginci değerli arkadaşlar, 45 tane belediye meclis üyesi var Esenyurt'ta. Ayın ilk haftası Esenyurt Belediye Meclisi'nde meclis toplantısını yapamayan meclis üyelerinin 10 tanesi ikinci hafta Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gidip meclis üyesi görevini yapabiliyor. Ya bu kadar demokrasi dışı, bu kadar demokrasinin kurallarını hiçe sayan bir uygulama nasıl yapılabilir? Millet, sizin de yaptıklarınızın ve yapacaklarınızın mutlaka bir değerlendirmesi yapacak. Sayın Bakan, çok güzel işler yaptığını söylediniz. Her dönem bütçeler yapılıyor. Bu bütçeler içinde harcamalar yapılıyor. Ama sonuçta siz milletin tartısına çıktınız. Siz İstanbul'da bakın, Binali Yıldırım'ın 13.700 oyla kaybettiği seçimde tartıya çıktınız ve 1.000.000 fark yediniz. Yani demek ki sizin yaptığınız kentsel dönüşüm, Çevre Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği, adalet, İller Bankası paylarının dağıtımı konusundaki yaptığınız uygulamalar millet tarafından kabul görmemiştir. Milletin hakemliğinden daha büyük bir iradeyi tanımıyoruz. Meclisimizde yazıyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Biz de ona sonuna kadar inanıyoruz. O zaman milletin vermediği bir yetkiyi, niye bu kayyumlar eliyle belediyelere yönetmeye çalışıyorsunuz? Daha da ilginci arkadaşlar. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum vali yardımcısı, AK Parti il başkanı yardımcısını da belediye başkanı yardımcısı diye atıyor. Bu mu şimdi sizin yeni dönem demokrasi anlayışınız? Bu mu şimdi sizin Türkiye'ye getirdiğiniz anlayış? Seçimle gelemediğiniz yerlerde mahkemeler eliyle el koyup sonra da partilileriniz oralarda yönetici olarak atayın ve bununla da biz 21. yüzyılın Türkiye yüzyılını yaşatacağız diye bir iddiayı ortaya koyacaksınız. Bunlar mümkün değil. Son olarak da şunu söyleyeyim Sayın Bakan. Yani 22 tane soru önergesi vermişiz. 4'üne cevap vermişsiniz. 18'ini cevaplamaya bile gerek görmemişsiniz. Yani biz bir soru sorduğumuzda bunu millet adına soruyoruz. Bir denetim görevini yaptığımızda bunu millet adına yapıyoruz. Millet adına bunu yaparken de kendimize oy vermiş olan İstanbul milletvekiliyim. 100.000 üzerinde oyla seçilmiş bir milletvekili olarak kendime oy vermiş olan seçmenin de hakkını koruma göreviyle bunu yapıyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl buraya bir arkadaşımız Ergene Çayı'ndan bir su getirmişti. Buraya bırakmıştı. Ergene Çayı'nın sorumluluğu bildiğim kadarıyla sizin sorumluluğunuzda.
Oralarla ilgili bir bugün gene gündemimizde yoktu. Size düşen temel sorumluluk tamamlıyorum. Sen de toparlayın. Size düşen temel sorumluluk nerede bir sorun varsa, çünkü sonuçta bir olumsuzluktan milletimiz zarar görüyor. İzmir halkı zarar görüyorsa o zaman geleceğiz, bu sorunun çözülmesi konusunda el birliği yapacağız. Kaynak yaratacağız, finansman kaynaklarını yaratacağız, sorunları çözeceğiz. Yine bakanlığınızın yetkisinde. Ben şimdi soruyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterinin onay yasağı onaylanmadı. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi eleştiriyorsanız Genel Sekreterin onay yazısı hali onaylanmadı. Pek çok Büyükşehir Belediyemizin Genel Sekreter yazısı onaylanmadı. Nüfusu 300 bin, 500 bin olan belediyelerimizin özel kalem müdürlerinin yazıları bir kısmı onaylanmadı. Şimdi yani Keçiören Belediyesi arkadaşlar 20 yılda 34 tane özel kalem müdürü iktidarınız döneminde atamışsınız. 34 tane. Ama 5 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin özel kalem müdürlüğüne atanmamış olan belediyelerimiz var. Sayın Zeynep, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, görüşmeleri ara vereceğim. Ancak bir şeyi bugün hassasiyetinden dolayı yeni ikramımız olacaktır. T-Blok törenin arka salonunda olacak, ön salonunda olacaktır. Sayın Bakan.